Aşıkmadan yememek lazım yemeği. Hadis-i şerif, Ebu Nudayn buyuruyor, rivayet ediyor. Aslı külü da'in el-beradetü. Aslı külü da'in. Her hastalığın aslı kökeni, bakınız, her hastalığın, her hastalığın, yani kanserli olsun, ne olsun olsun, her hastanın nedir kökeni? Elbere öttü, acıkmadan tokkana yemek. Acık böyle buruyorsun. Acıkmadan henüz alkarana tok, acıkmadı. Ama baktı ki bir yere gitti, evine geldi. E, sevdiği bir şey de var. Ona karşı da dayanamıyor bu sefer. Bunu da yiyor. Nedir bu? Her hastanın kökeni bu. Oh, işte. Acıkmadan tokana yemek. Neden acaba tabi? Bir de buna tabi tıp bakalım inşallah. Şimdi bir insan normal yedi. Tabi bu sindirim sistemi başladı midede. sindirim başladı. Ezildi, mezildi. Tabi bozuldu bunlar. Isıdan dolayı burada. Yani sindirme çalışılıyor. Bir kimse henüz daha sindirim süreci tamamlanmadan önce, bir şey yerse. Genelde bir adet var bize de atıştırma hemen böyle, zıvır zıvır atıştırma. Ne oluyor bak muhteremler? Hatta bir insan bir lokma bile alsa, az bir şey alsa bile ki meydeki sinin devam ederken alırsa ne oluyor? Sonra alınan o gıdayı, o gıdayı mide onları sindiremiyor öbürlerle beraber. O kalıyor. Bu defa Tabi eşimiş midede önceki gıdalar bozulmuş onda şekilde. Bu ne oluyor? Bunda bir bayalanma oluyor, çürüme oluyor. Önceki de bozuyor onları da bak. Onlara bozuyor mu Yani midedeki sindirim işlemi tamamlanmadan önce demek ki bir insan arkadan sonradan bir şey atarsa sonradan gelen bir şey onunla uyum sağlayamıyor. Onlar ağda şişenmişler. Bey, bir de bayağı sinirli olmuşlar bunlar. Sonra gelen bir şey uyum sağlayamıyor. O sindirilemiyor bunlarla beraber. Sindirilemiyor. Ondan mayalanma oluyor, şürüme oluyor, bozuma oluyor onda. Diğerlerine bozuyor. Nasıl bir çürük elma, bir sınav elmayı çürütüyor gibi hepsini bozuyor muhteremler.